Yurt dışına gittiğiniz zaman dar gelirlinin ne kadar desteklendiğini, hele ki söz konusu eğitimse desteklerin nasıl katlandığını örneklerle görme şansına sahip oluyoruz. Muhabir arkadaşlarımız Almanya'daydı. Hani şu bizi kıskanan Almanya, hatırlıyor musunuz? Merve Görgün Almanya'da market nabzı tutuyor biliyorsunuz son günlerde. Bakın Almanya'nın marketlerindeki sepetler ne kadara doluyor ve onların asgari ücretlisiyle bizim asgari ücretlimizin o market sepetine ayırdığı oran arasındaki fark ne? Şu anda alışverişe gidiyorum. Fiyatlar tabii ki yükseldi. Ayçiçek yani 1.19 alırken şu anda 2.5 euroya alabiliyoruz. Alım gücünüz ne durumda peki? Düştü tabii. Asgari ücretle kıyaslamak gerekiyor. Türkiye'deki asgari ücretle kıyasladığımız zaman mukayese edilmeyecek derecede bir uçurum var. İki ülke arasında alım gücündeki uçurum bir market alışverişinde bile ortaya çıkıyor. Almanya'da 113 euroya dolan alışveriş sepeti İstanbul'da bir markette 1337 liraya doluyor. Almanya'da bir asgari ücretlinin maaşının 14'te 1'iyle aldığını, Türkiye'deki asgari ücretli maaşının 4'te 1'iyle alabiliyor. Aradaki bu büyük farkı Türkiye'deki enflasyon rakamlarını duyunca şaşkınlığını gizleyemiyor Almanlar. 18 mi yoksa 80 mi? 80. Oo, nasıl yaşıyorsunuz? Şaka gibi, inanılmaz bir şey. %16,6 ile son dönemlerin en yüksek gıda enflasyonunu yaşıyor Almanya. Asgari ücretse şu anda 1600 euro civarında. Peki bir asgari ücretli gıda masrafı için ne kadar harcama yapıyor? Tek seferde alışveriş sepetini ne kadara dolduruyor? İşte bunun cevabı için Berlin'de bir marketteyiz. Domates alalım. Salatalıkta 3 euro. Sivri biberin paketi 1 euro. Patatesin kilosu 1,5 euro. Muz 1 euro 79 sent. En pahalı olan meyve şeftali 4 euro. Sadece bu meyve sebze alışverişinin bedeli 16 euro tutuyor. Aynı ürünler aynı miktarda Türkiye'deki bir marketten alındığındaysa rakam 3 haneye çıkıyor. 135 lira 77 kuruş tutuyor. Domates salçası 2 euro. 1 kilo tavuk göğsü alabilir miyim? Az yağlı 1 kilo kıyma alayım. 1 kilo sucuk 10 euro. Almanya'da 2 euro olan salçanın fiyatı Türkiye'de 45 lira. Türkiye'de sepete kırmızı ve beyaz et eklenince fark katlanıyor. Aynı miktarda tavuk etine Türkiye'de 79 lira, kıymaya 164 lira, sucuğa ise 200 liraya yakın bedel ödüyor tüketici. Zeytinyağı 8 euro. 1 litrelik ayçiçek yağını alıyorum 4 euro. 800 gramlık bir kaşar peynir 6 euroluk olandan alıyorum. Süt de 1 euro 89 sent. 2,5 euroluk yumurtadan alalım. 2 kiloluk da yoğurt 3 euro 89 sent. 4 euro 29 sent bu tereyağda. 3 paket makarna aldım. Makarnaların fiyatı euro ile bile değil, sentle. Almanya'da fiyatı 6,5 euro olan 1 kiloluk çayın aynısı Türkiye'de 77 lira. Bakliyat fiyatları arasında da fark büyük. 1 kiloluk pirinç 2 euro. Kırmızı mercimek 1 euro 59 sent. 1 kiloluk fasulyenin fiyatı 3 euro 49 sent. Fatura uzayıp gidiyor ama Almanya'da gıda fiyatlarının neredeyse hepsi tek haneli rakamlardan oluşunca ödenecek tutar 113 euro 45 sent'i aşmıyor. Yani Almanya'da bir asgari ücretli maaşının yaklaşık 14'te 1'iyle bu gıda alışverişini yapabiliyor. Eğer hesabı yüzdeye vurursak da asgari ücretli maaşının %7'si civarında bir oranı sadece bu sepet için ayırıyor. Türkiye'de ise asgari ücretle aynı gıda alışverişini yaparken maaşının 1337 lirasını ödemek zorunda. Almanya'daki asgari ücretlinin maaşının 14'te 1'iyle yaptığı bu alışveriş maaşının 4'te 1'ine denk geliyor. İki ülkede alım gücü arasındaki uçurumun derinliğini rakamlar ortaya koyuyor. Daha yeni Türkiye'den geldim. Trabzon'dan geldim. Orada mı daha pahalı, burada mı? Bence Türk parası Türkiye'de daha çok artmış geliyor bana.